Perspektiften herkese selamlar. Bugün 7 Nisan 2023 Cuma. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk herkese merhaba. Haftanın sıcak gündeminden istiyorsan başlayalım Filistin meselesinden. Bildiğin gibi Filistin'de bir süredir artan bir gerilim var. İsrail'in saldırıları var. Lübnan'a yönelik saldırılar da devam ediyor. Bunlardan başlayalım ilk önce. Gerilim bildiğin gibi İsrail'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla başladı. Bu yıl İsrail ve Ürdün arasında bir anlaşma olmuştu Mescid-i Aksa'da. Namaz vakitlerinin sonrasında itikafa girecek, ibadet edecek Müslümanların durmasına izin verilmemesine yönelik. İsrail bu anlaşma üzerine Mescid-i Aksa'ya yönelik her gece düzenli olarak baskınlar düzenlemeye ve Müslümanlara şiddet uygulamaya başladı. Çok biliyorsun dehşet verici görüntüler servis edildi. Şiddetli bir şekilde kadınları ve diğer erkekleri İsrail askerlerinin copladığı, göz yaşartıcı gazlar attığı görüntüler servis edildi. Kıble mescidinin içerisinde evet. Evet. Bunun ardından tabii ki bölgede gerilim arttı ve nihayetinde dün Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerden sonra bölgede savaş çanları yeniden çaldı. İsrail de Gazze'ye ve Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları tertip etti. Evet. Genel olarak gelişmeler böyleydi. Sen ne diyorsun? Kıble Mescidi'ne yönelik yani Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılar her Ramazan tekrarlanıyor yani senin de bildiğin üzere ama bu seferki acayip görüntüler vardı işte. Herkes gördü o insanların mescid içerisinde itikaftaki o Müslümanların coplanması, göz yaşartıcı gazlara atılması ve yani etkisiz hale getirilmiş halde olmalarına rağmen coplanmaları falan bunlar çok tepki çeken görüntülerdi. Çok dikkat çekti. Ama burada ben şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani bu görüntüler yaşandı. Evet her sene tekrarlanan görüntüler bunlar bu sene biraz daha şiddetlendi. İslam ülkelerinin verdiği tepkilere aslında dikkat çekmeye çalışıyorum ben biraz da. Çünkü işte biliyorsun bu görüntüler ne zaman tekrarlansa sürekli olarak birkaç tane İslam ülkesi yani bunların tamamı da değil İslam ülkelerinin görüntülerden endişeli olduklarını işte kınadıklarını beyan ediyorlar ve kınamayla birlikte artık son dönemde bir de lanetleme modası başladı. Yani biz diyor şiddetle lanetliyoruz tamam. Şiddetle lanetleyebiliyorsunuz ancak bunun ne gibi faydası oluyor? Baktığın zaman diplomatik bir söylemden ötesine geçen bir şey olmuyor. Yine orada ikinci gün hatırlıyorsan ikinci günde de Kıble Mescidi'ne baskınlar devam etti. İsrail güçleri yine orada Filistinlileri, Filistinli Müslümanları ibadet eden, orada itikafta olan Müslümanları yine hedef aldılar. Ama İslam ülkelerine baktığın zaman mesela bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklama yayınladı, açıklama yaptı Lavrov'la görüşmesinden sonra. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir dedi. Yani bu yani evet kırmızı çizgimizdir diyor ama bir yaptırım var mı buna bakıyorsun. Yaptırım yok. Aksine bütün İslam ülkeleri şu anda özellikle İbrahim Anlaşmaları sonrasında İsrail'in normalleşme süreci içerisine girmiş durumdalar. Ve artık daha fazla taviz veriyorlar yani. Ve İsrail de bence bu tavizleri yani elinin güçlü olduğunu bilerek çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Yani geçmişte daha mı rahat olmayan şekilde hareket edebiliyordu? Hayır, geçmişte de çok rahat şekilde hareket edebiliyordu. Bugün de hiçbir kınayıcının, İsrail için söylüyorum, kınamasından korkmadan doğrudan Mescid-i Aksa'ya içerisinde oradaki Müslümanlara çok şiddetli bir şekilde müdahalede bulunuyor ve İslam ülkelerinin yani Mescid-i Aksa'yı savunduğunu söyleyen, kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen İslam ülkelerinin sadece işte kınaması, lanetlemesinden başka hiçbir şey yaşanmıyor. Evet ya zaten biliyorsun İsrail geçen gün de konuşmuştuk yani kurulduğu günden bugüne Arap ülkeleri başta olmak üzere hiçbir tarafla yaptığı anlaşmalara riayet etmemesiyle evet. Bilinen bir ülke. Yani bugün de işte Ürdün bir anlaşma yapıyor İsrail'le ki Ürdün biliyorsun Mescid-i Aksa'da statünün taraflarından biri yer. Mescid-i Aksa'nın işlerini Ürdün evet. İdare ediyor. Ama yani Ürdün burada kendi yani neye göre böyle bir karar verdi bilmiyorum kabul ediyor. İşte Mescid-i Aksa'da itikafa insanların girmemesini. Yani burada Ürdün'ün statüsü de tartışmalı zaten. Biliyorsun korsan devlet diyorlar Ürdün'e de. Yani yani ne Ürdün nasıl anlatayım ki yani biraz da dikkat etmeye çalışıyorum kelimeleri seçerken. Yani Ürdün kim ki burada Mescid-i Aksa'nın statüsünü belirlemeye onu atamışlar. O karar veriyor. Anladın mı? Evet ya yani bugün baktığında belki Filistinler için bu hiç yoktan daha iyi. Hani kötünün iyisi olabilir Ürdün'ün Mescid-i Aksa'daki o şeyi söz hakkı denebilir hani ama ya baktığın zaman işte dediğin gibi yani teravih namazından sonra kimse kalmayacak. Filistinliler de orada bir gelenekler, o itikaf geleneklerini Kıble Mescidi'nde sürdürmek istiyorlar baktığın zaman. Buna müsaade edilmiyor ama dediğim gibi Ürdün'ün buradaki şeyi biraz daha tartışmalı ve Ürdün'ün zaten yani ne kadar
söylemde karşıt gibi görünse de İsrail'le olan ilişkileri de biliniyor yani. Tabii yani İsrail'le biliyorsun ilişkilerini normalleştiren Mısır'dan sonra ilk ülke olmuştu 90'lı yıllarda Ürdün. Evet. Ya burada tabii ki şey biraz yani hep soru işareti işte yani niye Müslümanlar? Mesela Yahudi kısmı var Kudüs'ün biliyorsun işte Ermeni kısmı var, Hristiyan kısmı var. Ya kimsenin ibadetine bir kısıtlama yok. Kimsenin nasıl diyeyim yaşam tarzına tabii ki oluyor ama Müslümanlar kadar müdahale yok. Olur, ya burada yine Müslümanlar çok ağır bir şekilde coplanıyor ve sosyal medyada biliyorsun belli bir işte güruh türedi. Sürekli işte İsrail'in yanındayız, İsrail bayrağının yanında kalp atıyorlar vesaire. Evet. Tabii ki belli, çok yani enteresan belli yaş gruplarında olan arkadaşlar herhalde ama yani mevzu şu, buraya bakış açısı çok enteresanlaşmaya başladı. Kesinlikle. Pragmatizmin de ötesine geçti. Ya burada ne olup bittiğini anlamak lazım. İsrail'de hakikaten yani Filistin'de yani sömürgeciliğin ders kitaplarına girecek düzeyde bir kolonicilik, bir sömürgecilik yaşanıyor. Yani 100 senedir, aşkın süredir neredeyse. Bunu anlayabilmek lazım öncelikle ama hep basma kalıp ifadelerle değerlendirildiği için süreçler işte. Yani sürekli olarak işte basma kalıp. Yani bu geçen senede, ondan önceki senede İsrail ne zaman saldırı gerçekleştirirse aynı ya, aynı şeyler yani. Hiçbir İslam ülkesine baktığın zaman bir tavır aldığını yani doğrudan şey yaptığını göremiyoruz. Sürekli olarak kırmızı çizgilerinin, bir yerler kırmızı çizgilerinin olduğunu belirtiyorlar. Ama yani icraata gelip baktığın zaman hiçbir şey yok. Aksine İsrail'le arka planda İsrail'in bölgedeki meşruiyetini arttıracak anlaşmalar, normalleşmeler ve her türlü diğer diplomatik hamle devam ediyor. Evet. Bu sürecin dikkat çekici bir diğer kısmı da Lübnan'dan roket atılmasıydı biliyorsun. Evet. Bu aslında geçtiğimiz senelerde de gerçekleşen bir olaydı. Lübnan'ın güneyindeki Filistinli gruplar birkaç roket atmıştı İsrail'e. Ancak bu geçtiğimiz gün atılan roketler çok kapsamlı derecede hedefalandı. Tabii ki bunun ardından İran'la İsrail arasında biliyorsun devam eden gerilim de gündeme geldi. İsrail uzun süre aradan sonra Lübnan'a saldırılar gerçekleştirdi. Tabii şu anda konuşulan şey Hizbullah'ın bir karşılık verip vermeyeceği. Ancak henüz öyle bir karşılık veyahut da bir nasıl diyelim bir yanıt gündemde değil. Ya ben şu an Hizbullah'ın topa gireceğini zannetmiyorum. Tabii ki bu son Lübnan'dan atılan füzeler konusunda muhakkak bence %100 Hizbullah'ın koordinesinde olduğu, bilgisi dahilinde olduğu da ama ben şu anda yani Hizbullah'ın bu şekilde topa gireceğini falan düşünmüyorum yani. Filistin meselesine dair. Ardından işte şey olayları var bir de. İsrail ne yaptı? Gazze'yi çok şiddetli bir şekilde bombaladı yani. İşte ardından da bugün olan o saldırı da vardı. Batı Şeria'da bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu silahlı saldırı Ürdün Vadisi biliyorsun burası. Evet. Ürdün Nehri yakınlarında İsrail'in ilhak etmek istediği bir bölge. Burada Yahudi yerleşimcilere hedef alan bir silahlı saldırı gerçekleştirildi ve 3 kişi. Son raporlara göre 3 Yahudi yerleşimci öldürüldü bu saldırıda. İsrail muhakkak buna bir baskınla, büyük ihtimalle Eriha şehrine bir baskınla karşılık verecek. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar şöyle de düşünebilir. Ya siz neden orada azınlık olarak kaldıysanız neden rahat durmuyorsunuz? Filistinler açısından söylüyorum. Neden işte size gene İsrail baskın düzenleyecek falan filan. Ama durum böyle değil. Yani İsrail zaten Batı Şeria'da özellikle son dönemde ciddi oranda baskınlarını arttırmış durumda. Ve her baskında muhakkak bir Filistinli öldürüyorlardı. Yani Ramazan'da biraz durulmuş gibi görünüyor ama baskınlar devam ediyor. Ama Ramazan önce hatırlarsan her gün 2 Filistinli, 3 Filistinli, 1 Filistinli işte öldürüldü, şöyle oldu filan. Yani bu baskınlar sürekli olarak İsrail devam ediyor buna. Burada Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerindeki saldırılar bunun dozunu biraz arttırabilir. O anda operasyon gerçekleştirebilir filan ama olaylar stabil boyuta geldiğinde o baskınlar yeniden İsrail'in günlük bir rutini haline gelmiş durumda. Tabii ya burada maalesef şöyle bir tavır oluyor. İsrail'i ajandalarını aylık, yıllık falan güncelleyen, değiştiren, angajmanlarını sürekli böyle farklı hallere sokan devletlerle karıştırmak gibi bir yanılgı var. Evet. Yani İsrail burada yıllardır devam eden bölgeyi Yahudileştirmeye, bölgede bir Yahudi devleti kurmaya ve kendisine tehdit olabilecek diğer rakiplerini ki bunlar Arap devletleri, diğer İslam devletleri saf dışı bırakmaya yönelik bir politika izliyor. Ve bunu yani bu, çok güzel bir iyi bir şekilde yapıyor yani. Bu bir yıllık, bir aylık falan politika değil. Yani İsrail buradaki baskınlarını da yani hiçbir şey olmasa da gerçekleştiriyor zaten. Kesinlikle onu demeye çalışıyorum. Çünkü böyle politikası var İsrail'in. Bunları anlayabilmek lazım öncelikle ama maalesef yani içerisinde bulunduğumuz süreçte özellikle devletlerin ve bu devletleri yöneten yapılara müzahir olan kitlelerin belli bir yaklaşımı var mevzu. O yaklaşım da pragmatik bir yaklaşım diyelim. Filistin'e dair ekleyeceğim bir husus yoksa İsrail. Evet devam edelim. Afrika diyeceğiz.
Doğu Afrika'da biliyorsun Eşşebab'ın kontrol ettiği bölgelere, Somali'de Eşşebab'ın kontrol ettiği bölgelere yönelik yeni harekatlar söz konusuydu ve Etiyopya burada başı çekiyor. Yani bu kapsamda binlerce Etiyopya askerleri son günlerde Somali sınırını geçerek çeşitli üslere, askeri merkezlere konuşlanmaya başladı ve Eşşebab'a yönelik harekatlara hazırlanıyorlar. Bu sefer Somali'nin güneybatı kırsallarında şiddetli çatışmaların yaşanması bekleniyor. Evet. Tabii ki Eşşebab da bunu paralel olarak Etiyopya'yı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bölgede de yani şiddetlenen bir savaş söz konusu ki bu yakın tarihte Etiyopya'nın 3. işgali oldu Somali'nin. Evet. İlki 90'lı yıllarda biliyorsun. İkincisi 2006 yılında İslam Mahkemeler Birliği'ne yönelik ki devam ediyordu büyük ölçüde. Bu üçüncüsü olacak. Bölgede devam ediyor bu çatışma. Geçen yayınlarda da hep şeyi söylüyoruz. Yani Somali'deki mevcut Mogadishu yönetiminin askeri olarak aslında yeterli olmadı. Yani yeterli olmamanın da ötesinde yok gibi bir şey yani. Burada Şebab'a karşı dolayısıyla bölge ülkelerini kullanıyorlar ve bunların en başında da senin söylediğin gibi Etiyopya geliyor. Bugün Etiyopya'nın baktığın zaman Somali'nin içinde 10 bin askerinin olduğundan bahsediliyor yani. Ve zaman içerisinde bunu daha da arttırabilirler. Çünkü bu yeni gelen işte Mogadishu yönetiminin başına Hasan Şeyh Mahmut biraz daha sanki böyle Şebab'a karşı saldırgan bir politika izliyor. Yani biraz daha uzlaşmacı bir siyaset izlemekten ziyade daha fazla operasyonel bir siyaset, askeri olarak kastediyorum, operasyonel bir strateji izliyor sahada. Şebab'a sürekli baskınlar gerçekleştiriyorlar filan. Ama günün sonunda işte senin de bahsettiğin gibi o Etiyopya'nın İslami Mahkemeler Birliği döneminden bu yana yani bölge Somali'yi baskılamaya çalışması, Şebab'ı baskılamaya çalışması, oradaki cihat yanlısı grupları baskılamaya çalışması, cihat yanlısı desek daha doğru o dönemden bahsederken, yani bu uzun yıllardır vardı o bölgede ve bu biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin, geçen yayında da bundan bahsetmiştik, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeyi nasıl diyeyim, kendisi olmadan bölgedeki ülkeleri kullanarak cihat yanlısı güçlere karşı oluşturduğu bu koalisyonun bir parçası aslında bu da. En önemli parçası aslında. En önemli parçası tabii. Bir yan Amerika sadece işte havadan o insan savaşı saldırılarıyla şey yaparken bölge ülkelerinde gerek Kenya olsun, işte Etiyopya olsun, diğer ülkeler olsun bunlardan oluşturduğu kuvvetlerle de sahada gücünü Şebab'a karşı güç üstünlük elde etmeye çalışıyor. Son dönemde tabii senin de bildiğin gibi, izleyenlerin de bildiği gibi Türkiye'de bu denkleme dahil olmuş durumda. Özellikle kara unsurlarıyla dahil olmuştu. Türkiye, Isparta'da işte eğitiliyordu bazı Somali, Mogadishu yönetiminde özel kuvvet personelleri. Ardından da son dönemde insansız hava araçlarıyla daha efektif bir şekilde Türkiye oradaki çatışma ortamı içerisine girmiş oldu. Burada dikkat çekici bir diğer husus, Etiyopya yönetiminin aslında ABD ve Rusya arasında kalmış pozisyonu. Biliyorsun Tigray bölgesinde, evet. Tigray bölgesinde devam eden savaşta Etiyopya yönetimiyle ABD farklı kamplardaydı. Evet. ABD ve Batı Tigray'ı daha çok destekliyordu. Ama Somali'ye geldiğinde Somali'de biraz daha farklılaşıyor denklem. Çünkü Somali'de ABD'nin uzun süredir devam eden o cihat yanlısı tehdide karşı en yakın müttefiklerinden biri Etiyopya ve evet, Kenya. Evet. Burada artık bir karşılıklı bir muhtaçlık ilişkisi var aynı zamanda. Biliyorsun ABD 2022 Mayıs'ta yeniden asker göndermişti Somali'ye. Burada bölgede tekrar tutunabilmesi için buna ihtiyacı var ki yani bu biraz daha detaylı bir şey olacak ama Afganistan'la kıyaslıyorum. Hani ikisinde de cihat yanlısı grupların kontrolüne geçme riski olan ülkelerde ki Afganistan öyle oldu 2021 yılında. Hı hı. Somali bu açıdan baktığımızda Eşşebab'ın eline geçmesi daha ABD açısından, daha bölgeye açısından daha riskli bir yer. Evet. Afganistan'ın Taliban eline geçmesi bu kadar riskli değildi diğer bölge devletleri ve ABD açısından ama Somali'nin bulunduğu pozisyon biraz daha riski artırıyor. O yüzden bölgeye yönelik yatırım da evet, çok fazla artıyor diyelim. Somali'de bir diğer husus Mogadishu yönetiminin isminin anıldığı yolsuzluklar. Biliyorsun Dünya Bankası'nın da İçerisinde olduğu bir yolsuzluk skandalıyla anılıyorlar bir süredir. Evet. Tabii ki bu arada bir rutin haline geldi. Biraz daha nasıl diyeyim detaylı bir analiz Somali bir gazeteci tarafından yayınlanmıştı. Bunları da linklere ekleyeceğiz her hafta olduğu gibi. Aynen. Arkadaşlar buradan okuyabilir. Ya şunu da eklemek lazım. Mogadishu yönetimiyle ilgili her seferinde söylüyoruz. Yani bu temele baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülke olursa olsun orada teşkil ettiği kukla yönetimler tamamen böyle bir yolsuzluk temeli üzerine teşkil edilmiş oluyor. Bunu en yakın örneğini Afganistan'da gördük.
Ne oldu? Afganistan'daki kukla yönetim dağıldığında o yolsuzluklar bir anda ortaya çıkmaya başladı böyle. Peş peşe, çorap söküğü gibi gelmeye başladı. Bu Mogadishu yönetimininkiler daha yönetimdeyken şey yapılmaya başlandı, gündeme geliyor işte. Bundan önce şey de gelmişti hatırlıyorsan. Bu kuraklıkla mücadele için Mogadishu yönetimine verilen milyon dolarlık, birkaç milyon dolarlık paradan bahsediliyordu. Mesela bu paranın ne olduğu bilinmiyor. Hala açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Bu da Dünya Bankası'nın yine birkaç milyon dolarlık bir ihaleyle, o ihale gibi bir projeye daha doğrusu. Projede Hasan Şeyh Mahmut'un kendi yakınlarını projeye dahil ettiği. Yani işte Türkiye'de bilinen ismi ihaleye fesat karıştırmak mı diyorlar? Öyle bir şey yani. İhaleyi yakınlarına vermek, yakınlarını belli makamlara yerleştirmek için şey yaptı. Ama bu yakınlarından ziyade daha bu paraların ne olduğu, yani biraz daha şeffaf olunup bu paraların nerelere kullanıldığı, bunları filan şey yapmak gerekiyor. Nasıl diyeyim? Ortaya çıkarmak gerekiyor. Evet. Devam edelim istiyorsan. Suriye'den, İdlib'den. ABD İdlib'de bir hava saldırısı düzenledi geçtiğimiz gün. İdlib'in kuzey kırsalında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldürüldüğü belirtildi ki bu kişinin daha sonra IŞİD liderlerinden biri olduğu ortaya çıktı. ABD yaptı bu açıklamayı. IŞİD'in üst düzey bir liderini öldürdüklerini söyledi. İşte Halid İyad Ahmet el-Caburi'nin öldürüldüğünü ifade etti. Bu ismi de Avrupa'da IŞİD adına saldırılar düzenlemeyi planladığını vesaire söyledi. Yani artık İdlib nasıl diyeyim çok yakından ABD'nin takip ettiği ve her an tehdit olarak gördüğü isimleri vurarak ortadan kaldırdığı bir pozisyon aldı. Daha önce işte El-Kaide'nin, IŞİD'in veya başka grupların isimlerini öldürmüştü ABD bu şekilde hava saldırılarıyla. Devam ediyor. Bu sonuncusu da 3 Nisan'da gerçekleştirilmiş oldu. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa devam edelim. Devam edelim. Suudi Arabistan Esed rejimi normalleşmesine ilişkin bir gelişme var. Bu artık en pik noktası oldu herhalde. Suudi Arabistan'ın Mayıs ayında ülkede gerçekleşecek Arap Birliği zirvesine Beşar Esed'i de davet edeceği ifade edildi. İddia Reuters tarafından ortaya atıldı ki bu da yani büyük ihtimalle doğru olduğu izlenimini veriyor bize. Evet, yani bununla birlikte Beşar Esed yani Esed rejiminin yeniden o 2011'de yanlış hatırlamıyorsam çıkartılmıştı Arap Birliği'nden. Yeniden Arap Birliği'ne üye olması gündemde. Çok şey paylaşılan bir söylem var. Çok sıkça paylaşılan Esed aranan adam oldu demiştik geçen yayınlarda. Artık tamamen rüzgarı arkasına almış vaziyette. Gerçekten ilerliyor yani artık yani meşruiyetine meşruiyet katıyor. Yani bu kadar yüz binlerce insanın katil olmasına rağmen halen bölgede özellikle başta Arap ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke onun meşruiyetini tanımaya devam ediyor. Ve bunların içerisinde en çok tabii bizi şaşırtan da Türkiye'nin yani Ankara'nın Beşar Esed rejimiyle olan normalleşme çabalarıydı. Yani bugün yine işte Çavuşoğlu, Lavrov'la bir basın toplantısı gerçekleştirdiler Rusya Dışişleri Bakanı'yla. Çavuşoğlu'nun açıklamalarında müzakerelerin devam etmesi gerektiği söyleniyor. Yani halen o kapı açık. Ama biz Esed'in burada kapıyı kapattığını görüyoruz. Yani çok net bir şekilde. Çünkü gerçekten rüzgar artık Esed'in arkasında. Ve baktığın zaman bugün Esed seçimden önce gerek normalleşmeyle ilgili olsun gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme konularında hiçbir türlü ben bir kapı araladığını zannetmiyorum. Bunun gerçekleşeceğini de düşünmüyorum seçimlerden önce. Evet şu an için ya görünen o seçimden önce Esed'in Erdoğan'la görüşmeyeceği. Evet. Tabii seçimden sonra Türkiye'de ulaşacak atmosferi kimse bilmediği için biliyorsun geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı işte. Rusya'nın endişe duyduğu süreçten işte iktidar değişimi evet. Halinde ilişkilerin aynı olmayacağından. Yani çok başka bir şey de görebiliriz mesela. Hep şunu bekliyoruz. Geçen yayınlarda da konuşmuştuk ya işte Türkiye'de iktidar değiştiğinde Esed'le ilişkiler daha iyi olacak gibi görüyoruz ama burada şöyle bir denklem de var. ABD'nin içerisinde olduğu, Batı'nın içerisinde olduğu da bir denklem var. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri ilerlerken bir yandan da Esed'le ilişkilerinin doğru orantılı olarak artacağı mı yoksa ters orantılı olarak azalacağı mı gibi bir soru da var. Evet. Yani çok ters bir şey de olabilir. O yüzden Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri de belirleyici olacaktır yani. Bir de burada şeyi de açmak lazım, hatırlatmak lazım. Çok ülke olarak böyle gündem oburu bir ülke olduğumuz için Birge Johnson operasyonları vardı biliyorsun. Yani bunun o dönemde mesela olmayacağını, olmama ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmiştik. Yorumlara da yazanlar olur işte öyle bu hafta olacak, önümüzdeki hafta olacak filan. Yani şu anda operasyonun yani hiç ismi bile anılmıyor yani. Çünkü öyle bir şey olması şu an artık zaten mümkün değil. Ama o dönem baktığında operasyon olabileceği filan gibi ifadeler vardı Suriye'ye. Belli de olmuyor yani.
Yarın yine ifade çıkar. Öbür gün bakarız seçimlere, başka bir şey olmuş. Seçimlere yakın, yani biraz daha yaklaştıkça seçimlerin zamanı tabii ki çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Yani askeri hareketlilik bile yaşanabilir. Öyle söyleyeyim sana. Kara delik muhabbeti yapıyoruz yani kara deliğe yaklaşınca zaman farklı işlemeye başlıyor. Türkiye'de öyle yani seçimler yaklaştıkça böyle olayların işleyişi farklı bir hal alıyor. Her yani şey çok böyle mini çatışmalar falan olabilir, bir şeyler olabilir ama tabii bunların hepsi bir seçim stratejisinin olma ihtimali yüksek. Hepsinin yani. Yemen diyelim. Yemen'de de ateşkes görüşmeleri devam ediyor. İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet arasında. Bu yılın sonuna kadar bir uzlaşıya varılabileceği iddia ediliyor. Tabii ki birçok pürüz var. Ancak ana anlaşmanın maddeleri çatışmaların durması, havalimanlarının uçuşa açılması, petrol ihracatının başlaması ve Taiz başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki blokajların kaldırılması. Tabii ki bu biliyorsun Yemen'de geçtiğimiz yılda bir ateşkes olmuştu. Ancak sürmedi, devam etti. Ama bu biraz daha farklı ya. İşte Suudi Arabistan, İran normalleşmesiyle birlikte bunların çok sık gündeme geliyor olması Yemen konusunun. Ki Yemen'de biliyorsun Suudi Arabistan'la İran çatışıyordu. 2015'ten bu yana ciddi oranda. Ama baktığın zaman artık Suudi Arabistan da bu çatışmadan sıkılmış durumda. Ve Yemen'de gelecek dönemde daha farklı şeyler de görebiliriz yani. Husilerin başını çektiği. Burada aslında demin İsrail'le ilgili bir benzetme yaptık ya, İran'da aynı benzetmenin yapılabileceği yok yani. İran'da politikaların aylık, yıllık olarak belirleyen değil, istikrarlı bir şekilde kendi politikasını ilerleyen bir ülke. Yemen'de de öyle. Yani diyoruz ya Suudi Arabistan savaştan yorulmuş durumda. İran açısından böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Yani devam ediyor Yemen'de savaşmaya ki bunu çok uzun süredir yapıyor. Yeni de başlamış değil. Bu açıdan... Ya, Suudi Arabistan'da biraz Amerika'nın gazına geldi ama... Amerika'nın ittirmesiyle biraz bir şey yaptı ama... Hani ortada kaldı, bir de çok uzun süredir savaşı kazanmak için bir şey de yapmıyor. Yapmıyor ve milyar dolar, belki daha fazla milyarlarca diyebileceğimiz orada para harcadı askeri anlamda mühimmatlara. Ve elde ettiği şey kocaman bir sıfır. Düşünebiliyor musun? Evet. Hiçbir şey yok. Mesela ölen siviller oldu. Tabii, yani. siviller oldu. Bu önümüzdeki haber de bununla ilgili. Evet. Yemen'de mayınların her ay 15 çocuğu öldürdüğü veya yaraladığı ifade edildi. Yani her iki günde bir çocuk Yemen'de kara mayınları sebebiyle ölüyor veya yaralanıyor. Her iki tarafın da biliyorsun döşediği mayınlar var burada. Evet. Maalesef yani bu Yemen'deki savaşa dair akıllarda kalan ne oldu dersen, hiçbir askeri kazanım, siyasi kazanım değil, sivillerin çektiği çile ve ıstırap oldu. Evet. Yani maalesef burada Yemen, ki çok potansiyeli olan bir ülke aslında, tarihi açıdan da siyasi açıdan da jeostratejik açıdan da çok potansiyeli olan bir ülke, fakat Somali'nin akıbeti gibi bir akıbetle karşı karşıya, ki bu da bölge ülkeleri. Yani burada Somali'de nasıl Etiyopya ile Kenya'dan bahsediyorsak, burada da Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi ülkelerden bahsediyoruz. Maalesef devam ediyor. Maalesef dediğimiz bir başka bölge biliyorsun Irak. Evet. Irak'ta ABD'nin 2003 yılında başlattığı işgalin sonuçları hala görülmeye devam ediliyor. Biliyorsun Felluce'de bu seyreltilmiş uranyumlu mühimmatlar ve çeşitli yasaklı silahlar kullanılmıştı. Bunlar sebebiyle hala da Felluce'de kusurlu sakat doğumlar devam ediyor ve bir istatistik paylaşıldı bugün. Japonya'da atom bombasının atılması sonrasıyla Irak'ta Felluce savaşı sonrası bir ölçüm yapılmış. Japonya'daki artış %660 iken Irak'taki Felluce'deki artış %2200. Yani arada 3 kat civarı, 3,5 kat civarı bir artış var. Lösemi vakalarında yani biliyorsun bu kusurlu doğumlar, hasta doğumlar da ayrı bir mesele gündem olmuştu. Ya bilmiyorum, bu böyle baktığımız zaman hep böyle farklı meseleler konuşuyor. İşte Yahudi yerleşimciler öldürülmüş, işte Ukrayna'da şu olmuş vesaire. Yani düşünüyorum üzerine, ya sırf Irak'ta ABD'nin ve Batı koalisyonunun ve onların bölgedeki ortaklarının, ki bunlar arasında biliyorsun yani Türkiye'de işte Irak'a ilk bomba düştüğünde kasamıza şu kadar para girecek diyenler de var. Evet. Bunların günahlarının kefareti nedir diye düşünmeden edemiyorum. Yani hakikaten Irak'ta işlenen suçlar böyle yani aklı hayale almayacak suçlar. Hala daha düşün yani, işgal döneminde doğan çocukların, bugün doğan çocukları yani hiç işgal görmeyen insanlar bile sakat ve kusurlu doğabiliyor işgal yüzünden. Kesinlikle. Yani çok ağır bir şey var ama maalesef dünya daha farklı şeylerle, acısını daha güzel anlatabilen kesimlerle ilgileniyor. Evet ya. Ya çok enteresan. Gerçekten Irak'ta neler yaşandı bir düşündüğün zaman, yani milyon çocuk öldü abluka döneminde falan bakıyorsun. Bugün çok değişik ya. Yani söylenecek fazla, bir şey yok insanın maalesef.
ki Irak yani bunun bir cüzü sadece aslında. Birçok bölge var. Devam edelim Kafkaslara geçelim evet. istiyorsan. Çeçenistan'ın yakınındaki Ingushetya'da Rus güçlerine bir saldırı düzenlendi geçtiğimiz gün. Çıkan çatışmada biri yerel Rus destekli polis ve ikisi Rus askeri olmak üzere 3 Rus gücünün öldürüldüğü ifade edildi. Hı hı. Tabii ki saldırıyı gerçekleştiren grubun da dağlık bölgeye çekildiği belirtildi ve henüz saldırıya üstlenen olmadı. Aslında ilk başta akıllara IŞİD gelmişti ama henüz gerçi erken. Belki üstlenebilirler ama henüz saldırıyı düzenleyen evet, grup belli değil. Şey de olabilir. Bence yani IŞİD olsa o genellikle hızlı bir süre içerisinde hemen böyle üstleniyordu ama bölgedeki şeylerin de varlığını unutmamak lazım. Yani Rusya'ya karşı Rusya'nın desteklediği işte rejime karşı, oradaki yönetime karşı silahlanmış grupların da olduğunu biliyoruz biz. Ve baktığın zaman Rusya'nın bugün içerisinde bulunduğu, Ukrayna içerisinde bulunduğu pozisyonu değerlendirmeye çalışan, yani o meşguliyetini değerlendirmeye çalışan bazı gruplar da olabilir. Tabii. Bunların 2-3 saldırısı vardı. Evet. Son saldırılarında da 3 polis öldü. Tabii ki burası, yani Kafkaslar her an aslında patlamaya hazır bir volkan gibi ama bir kıvılcım bekliyor. Özellikle Rusya'nın bölgedeki kontrolü kaybetmesi evet. gibi. Böyle saldırılarda ara ara oluyor. Bir diğer adresimiz yine Hindistan artık. Her hafta konuştuğumuz evet. bölge. Bu sefer tarihi bir medreseyi kundakladılar. Binlerce Kur'an ve dini eser yok oldu. Ya maalesef bu nasıl diyeyim dünyanın başka bir yerinde olsa örneğin işte Afganistan'da eskaza bir kütüphane yansa mesela. Hı hı. Ya bütün dünya ayağa kalkardı büyük ihtimalle. Ama işte Hindistan'da böyle bir şey olduğu zaman artık yani hiç kimsenin umurunda olmuyor. Evet. Ben bunu söylemekten sıkıldım artık. Her yayında bunu söylüyoruz ama maalesef işte Buda heykelleri kadar şey görmüyoruz. Uzun zamandır bahsediyoruz Hindistan'dan. Evet dediğin gibi hiçbir şekilde dikkat çekilmiyor o tarafa. Büyük bir katliam olması gerekiyor belki de yani. Bu aynı ya buna benzer şeyler Arakan'da da yaşandı yani. O Rohingya Müslümanlara 2013-2014'lerde yanlış hatırlamıyorsam o katliam o zamandan beri devam eden katliamlar 2017'de artık son safhaya ulaştığında gündem olmaya başladı. Tamam. Tehcir başladı. Orada ciddi insan hakları ihlalleri, soykırımlar başladı. İnsanlar kitleler halinde göç etmeye başladılar. Anca gündem oldu. Bu da biraz iş magazinleşince biz de gündeme düşüyor zaten. Evet. Maalesef son durağımız Pakistan olacak. Evet. Pakistan biliyorsun Türkiye'den Akıncı taarruzi insan savaş aracı alan ilk ülke oldu. İlk yabancı ülke oldu. Evet. Sanırım 5-6 tanesini filosuna kattı. Evet, öyle Pakistan bayağı da dikkat çekti bu gelişme. Evet. Bunun yanı sıra Pakistan'da biliyorsun bu yani çok dikkat çekici bir tezat arz eden bir şeydi. Hı hı. Yoksul halka gıda dağıtımı sırasında izdiham yaşandı aynı günlerde ve 14 kişi can verdi. Dağıtımı sırasında evet. Çok tezatların olduğu bir ülke biliyorsun. Bir yandan nükleer silaha sahip olduğunu iddia ediyor. Bir yandan da yani halkı böyle yani çok sefalet, aşırı sefalet içerisinde yaşıyor kesinlikle. Halkın ciddi bir bölümü. Yani çok büyük bir yolsuzluk var yani. Pakistan bölgede yolsuzluklar ülkesi olarak tanınan bir ülke. Buna rağmen dediğin gibi yani kamyondan un dağıtıyorlar. İnsanlar bedava bir yarım çuval böyle un alabilmek için ölüyorlar yani. Bir yandan da bakıyorsun işte o şey Bayraktar insan savaş aracı satın alıyor bir yandan. Bu insan savaş aracını kime karşı kullanacak? Bu da ayrı bir analiz konusu bence Pakistan açısından bakıldığında. Yani bunu şu ana kadar Pakistan Hindistan'la giriştiği o güç mücadelesinde yıllardır devam ediyor. Uzun yıllar devam eden güç mücadelesinde Hindistan'a karşı hiçbir güç kullanmış değil. Yani tam aksine. Bugün Pakistan dikkatli bir şekilde incelediğinde bütün askeriyesini, silahlanmasını kendi bölgelerinde, kendi halkı üzerinde kullandığını görüyoruz biz. Ve bunun çok bariz örnekleri var da daha geçtiğimiz daha belki de yani dumanı üzerinde olan bir konu var yani. Bu zarb-ı azap konusu, işte kabile bölgelerini gerçekleştiren operasyon. Orada Pakistan ordusu bir yani kocaman bir bölgeyi dümdüz etti. Yani yerle bir etti. Ve bu hiç şey gündeme bile gelmiyor biliyor musun böyle orada ölen siviller, diğerleri işte yerleşim yerleri, demografik değişimler olsun filan bunlar hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Yani Pakistan'ın bir de laf da edemiyorsun bir de o da var yani Türkiye'de gerçekten yani Pakistan'ın ben gerçek anlamda tanındığından emin değilim yani tanınmıyor bence. Ama bir laf ettiğinde bir şey söylediğinde karşına farklı tezlerle gelen insanlar görüyorsun. Ya burada mesele Akıncı, TİHA vesaire alması da değil. Yani Pakistan'ın genel olarak anlamsız bir şekilde silahlanıyor olması ve yani millet şunu zannediyor. Hindistan'a karşı silahlanıyor zannediyor evet. ama
Böyle bir şey de yok. Yok. Ve yani paranın nereye gittiği de belli değil. Geçen biliyorsun Birleşmiş Milletler'in bir şeyi vardı. Sel yardımları. Evet. Yani yok, ortada yok paralar. Evet. Yani maalesef ve böyle uçurum olan bir ülke Pakistan. Biraz daha yakından takip etmek evet. gerek sanırım. Benim notlarım bu kadar. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Haftaya bir başka gündem değerlendirmesiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese.